Efendim Aydın'dayız. Efeler Belediye Başkanı Sayın Mesut Özakçan Bey'in makamında röportaj yapacağız. Sayın Özakçan'ın gündemi oldukça yoğun. Merhabalar. Efeler Belediye'mizin ilk 10 aylık hizmetlerinden bize bahseder misiniz Sayın Başkan? Efeler Belediyesi olarak bildiğiniz gibi biz Aydın ilimizin büyük şehir oluşu dolayısıyla yeni kurulan merkezdeki tek ve yeni bir ilçeyiz, Efeler ilçesi. Efeler ilçesi geçmiş dönemde Aydın Belediyesi olarak bilinen belediyemizin görev ve hizmet alanının 30 kat arttığı, köylerle birlikte köylerimizin tüzel kişiliğinin kalkmasıyla, beldelerimizin tüzel kişiliğinin kalkmasıyla birlikte 83 mahalleyi içeren nüfusunun 105 bin arttığı, 270 bin nüfusu bir ilçe haline dönüştü. Bildiğiniz gibi 30 Mart'tan itibaren göreve geldiğimizden bugüne kadar yaptıklarımızı bu kısa zaman aralığında ifade etmek elbette ki mümkün değil. Ben konu başlıklarıyla yapılanları, yaptıklarımızı sizlere sunmaya çalışayım. Yapılan çalışmalarla, yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak birimlerimizin de oluşturduğu dosyalar var. Her biri ayrı bir adeta büyük bir hizmeti kapsıyor. Ben az önce de ifade ettiğim gibi başlıklarıyla sizlere yaptıklarımızı sunmaya çalışayım, arz etmeye çalışayım. Bizim Efeler Belediyesi olarak oturacak bir mekanımız bile yoktu. Bu mekan harap haldeydi. Geçmişte Aydın Belediyesi olarak kullanılan bir binaydı burası. Burayı kısa zamanda restore ettik, tefriş ettik, kullanılabilir hale getirdik. Ve şu anda halkımızın hizmetini aksatmadan sürdürmeye çalıştığımız personelimizle birlikte bir belediye binası haline getirdik. Bu tadilat ve tefriş işi de böyle kısa zamanda, 15-20 gün, bir aylık bir süre içerisinde gerçekleşti. Bugüne kadar da zorunlu hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam ettiğimiz bir çalışma ve hizmet binası olarak kullanıyoruz. Tabii belediye sıfırdan yeni kurulduğu için bütün birimlerimizi yeni oluşturduk. Müdürlüklerimizde 14 müdürlüğümüz, başkan yardımcılarımızla birlikte. Oluşturduğumuz bu müdürlüklerde de hizmet üretilir, halkımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanabilir hale gelmesini sağladık. Ramazan ayı boyunca geçtiğimiz bütün mahallelerimizde ve köylerimizde iftar sofraları düzenledik. Bizzat kendimizde katılarak Ramazanlarını, o mübarek gün ve aylarının güzelliğini köylülerimizle, halkımızla paylaştık. Belediyemizin yeni oluşu dolayısıyla logosu yoktu. Onu da yine bir yarışma açarak halkımızla birlikte anketler yaparak sonuçlandırmak üzere bir logomuzu gerçekleştirdik. Tabii şehrimizde hayvan pazarlarımız var. Oraların düzenlemelerini yaptık. Geçtiğimiz kurban bayramı öncesi falan da bu hazırlıkları, çalışmaları yetiştirdik. Kapanan belde ve mahallelerde devredilen taşınır ve taşınmaz malların tasnifleriyle uğraştık, çalıştık. Amatör spor kulüplerine malzeme desteği veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Kurum içi eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yani personelimizi hem moral ve motivasyon kazandırmak hem de görev ve hizmetlerinde verimliliğini artırmak amaçlı bu çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. İş güvenliği ve sağlığı çalışmaları aynı paralelde devam etmekte. İlaçlama çalışmaları yine geldiğimiz günden beri. Geçtiğimiz yaz tabii bizim Efeler ilçemiz çok sıcak geçen bir ilçemiz. Dolayısıyla haşere ve sivrisinek vesairenin
yoğun oluştuğu, yaşadığı ve halkımızı rahatsız ettiği bir ortamını etkisiz hale getirmek için zamanında bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. İmanla ilgili birçok sorun yaşadık. Tabii seçimden önce birikmiş dosyalar vardı. Seçimden sonra birimleri yeni oluşturmamızın getirdiği, yani müdürlüklerimizi de yeni kurmanın getirdiği zaman olan ihtiyacımızdan dolayı yeni birikimler de oluştu. Ama kısa zamanda bu birikimleri de, dosyaları da eriterek inşaat sektörümüzün önünü açacak ortamı yarattık efendimizle. Mahallelerin hemen hemen tamamını yakını ziyaret ederek istek ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Mahallelerimizin, muhtarlarımızın tabii ki bizim en uç noktadaki temsilcimiz olarak görüyoruz. Onların da bize taşıdığı talep ve istekler doğrultusunda mahallenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Karşılamaya çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Pazar yeri denetimleriyle tespit edilen aksaklık ve eksiklikler doğrultusunda yeni düzenleme ve çalışmalar yapıyoruz. Engelliler spor kulübümüz var. Onlara yurt dışı araç desteği dahil her türlü imkanı sağlamaya çalıştık. Hatta engelliler basket takımımız Balkan şampiyonu olarak gördüler. Hem kendilerini, hem Aydın'ı, hem şehirlerimizi mutlu ettiler. Kent konseyi ile işbirliği yapılarak kentimizin özel değerlerine, tescilli, tarihi dokularına da sahip çıkmak ve onları restore edip orijinal eski haline kavuşturmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Örneğin Abalıoğlu Konağı diye bilinen bir konağı belediyemize mal ettik. Evet. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Evet. Muhtarlarımızın tamamıyla bir araya geliyoruz. Zaman zaman ayrı ayrı bir araya geliyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi mahallelerimizin, köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Basın mensuplarımızla hem basın günü de birlikte olduk. Sizler de katılmıştınız. Sağ olun. Zaman zaman birlikte oluyoruz. Basın mensup arkadaşlarımızdan, medyamızdan da bize yönelik talep, dilek, eleştiri ve önerilerden de yararlanmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde tüm oda, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile işbirliğine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Efeler Belediyesi internet sitesini aktif hale getirdik. Motorlu taşıtlar vergisi gelirlerinin yerel yönetimlere devredilmelidir diye bir çalışmamız vardı. O çalışmamızla ilgili dokümanları Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne kadar götürdük ve yaptığımız bizim bu çalışmanın dikkate alınacağı yönünde cevabi yazılarını da aldık. O faaliyete geçerse başkanım çok iyi olacak değil mi? Tabii gerçekten Büyükşehir Yasası ilçe belediyelerinin gelir ve kaynaklarını çok dağıttı. Tabii. Yani örneğin bizim Efeler Belediyesi olarak az önce ifade ettim. Yüz ölçümü, hizmet alanımız 30 kat 60, nüfusumuz 105 bin 60. Bütçemiz, gelirimiz yarıya düştü. Tabii. Tabii bu bütçe ve şartlarla çok önemli yatırımları, büyük yatırımları yapma şansımız yok ama zorunlu hizmetleri en azından üzerimize düşen yerine getirmenin gayreti içinde olacağız, oluyoruz. İnşallah. Bu arada şehitliklerimize Çayyüzü şehitliğimiz var. Yine Gözpınar şehitliğimiz var. Bunların düzenlenmesi, yeniden bakımının yapılması, temizliğinin yapılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da eksiksiz yerine getirdik.
Merkezimize uzak mahallelerimizin tamamı için ücretsiz proje desteği sağlıyoruz. Personelimizin özlük hakları ve gelirlerini düzeltmeler getiren toplu sözleşmelerimizi imzaladık. Köy yollarına parke döşeme çalışmaları ilk günden itibaren başladı. Bu aralıksız devam ediyor. Eğrikavak köyümüzde mahalle mutfağı vardı. Çok dökük vaziyetteydi. Oraları yeniden imar edip çok güzel, çok yeşil, temiz hale getirdik. Meydan düzenlemesi yaptık. Evet. İmamköy mahallemizde tarihinde ilk defa bir Atatürk büstü yaptık ve köylülerimizle birlikte onun açılışını gerçekleştirdik. Spor kulüplerinin malzeme desteği yanında araç geliş desteği de yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ailemize hoş geldin projesiyle her yeni doğan çocuğun sevincini paylaşmak gibi özel bir uygulama başlattık. Belediye olarak ücretsiz pilates ve halk oyunları kursları açtık. Kırıklar köyümüz, daha doğrusu mahalle caminin minaresi yıkılmıştı. Minaresini yapıp bakım, onarımı ve tadilatını gerçekleştirdik. Derneklerin temsilcileri de bir araya gelip talep ve önerilerini tespit ettik, ihtiyaçları cevapladık. Her yeni doğan çocuğa bir ağaç uygulaması başlattık. Yeni doğan çocuklarımız için bir ağaç dikerek bu uygulamamızı sürdürüyoruz. Yöresel ürün ve zenginliklerin tanıtımı amaçlı memleketten geldik konulu yöresel ürünler etkinliği gerçekleştirildi. Bu arada bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz yol üzerinde Kubilay anıtı yaparak Kubilay'ın anıtını açtık. Devrim şehri Aslıhemen Kubilay'ın anıtını. Ve o sokak ve yolun ismini de Kubilay Caddesi olarak meclisimizce geçirip kararlaştırdık. Belediyenin hizmetlerini kullanmak üzere aslında bizim fen işlerimizde çok sayıda öyle araç, gereç ve iş makinamız da yoktu. Bununla ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere hem İller Bankası hem de Devlet Malzeme Ofisi bünyesinde taleplerimizi, ihtiyaçlarımızı ilettik. Önümüzdeki ay ya da en geç bir sonraki ay işte bir adet asfalt için silindir, bir adet toprak zemin için silindir, bir adet çekici, bir adet forklift, iki adet greyler, bir adet yükleyici, loader taleplerimiz var. Bu iş makinelerimizle şantiyemizi dahil edeceğiz. Daha yoğun, daha verimli bir çalışma ortamını Tepeler Belediye'miz gerçekleştirmiş, sağlamış olacağız inşallah. Katı atık toplama ve taşıma tarifimizi yeniden belirledik. 2015 yılı stratejik planı ve bütçesi hazırlandı. İşbirliği ve sorun çözme amaçlı imar ve ruhsatlandırmaya yönelik aralıksız iş çevreleriyle inşaat sektörüyle toplantılar yaparak ortak görüş ve önerileri değerlendirip verimliliği artırma adına bir zemin, ortam hazırlayıp Efeler'deki çalışmalarımızı daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na iştirak ettik Efeler Belediyesi olarak. Eğrikavak Köyü Kestane Festivali ve organizasyonunu gerçekleştirdik. Aslında Umurlu'dan başlayarak Dalama ve bazı köylerimizde festival düzenleme etkinliklerimiz, düşüncemiz vardı ama Soma faciasından sonra bu yıl içerisinde festivallerle ilgili, bu beldelerimizdeki festivallerle ilgili kararımızı bu yıla ötelemiş olduk. Bu yıl daha da geniş ve kapsamlı olarak onları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Orada da birlikte çalışırız inşallah. Tabii ki, inşallah. Geçtiğimiz aylarda yeni izler düzenlenen Aydın'da tanıtım etkinlikleri programına katıldık.
açtığımız standlarla Efele ilçemizi, büyük şehrimiz de açtı ve Aydın'daki diğer belediyelerimiz de açtı. Tanıtım amaçlı o etkinliklerde bulunuyor. Dini ve milli tüm önemli günlerimizde törenlerde, anma etkinliklerinde bulunduk. Yine görevimiz gereği. Son olarak geçtiğimiz meclisimizde Aydın merkezinde bulunan turistik park diye bilinen bir park alanımız vardır. Meydanda şu anda Atatürk Kent Meydanı'nın da karşısında Aydınlılarımızın hep yaz aylarında keyifli, hoşça vakit geçirdiği bir parktır burası. İsmi de turistik park idi. Çok anlamlı bulmadığımız için basın şehidimiz Uğur Mumcu'nun ismini oraya verdik. Evet. İnşallah önümüzdeki yıllarda onun da üstünü yapıp gerçekleştiririz. İnşallah. Bu arada yine geçtiğimiz yakın olduğu için söylemek istiyorum. Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi meclisimizce meclis gündemimize taşıdık. Önümüzdeki toplantımız onu da sonuçlandırmış, gerçekleştirmiş olacağız. Taziye evlerinin ihtiyaçları, işte camilerimizin ihtiyaçları, cemevlerin gibi ibadet alanlarının ihtiyaçlarını da bir ayrım yapmadan imkanımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Bütün yurttaşlarımızı hangi inançta, hangi düşüncede, etnik kökende olursa olsun toplumumuzun %100'ünü kucaklamak gibi bir görevimiz var, sorumluluğumuz var. Onun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu arada Yılmaz köyümüzde yıkılmak üzere olan bir cemevi vardı. Orayı da geçtiğimiz günlerde projesini hazırladık, başlattık. Yeniden düzenleyip düzgün hale getireceğiz. İnşallah. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aralıksız çalışıyor. Bütün Efele ilçemiz hudutları içinde ve köylerimizdeki park ve bahçeler yeniden tanzim ediliyor, düzeltiliyor, arızalı, kırık, dökük, oyun malzemeleri var, çocuklar için fitness grupları var. Onları değiştirip yeniliyoruz, daha kullanılır ve ihtiyacı karşılar hale getiriyoruz. Kısacası sonuç olarak saymakla bitmeyecek yaptıklarımız ama doğumdan ölüme kadar Aydın Efeler halkımızla birlikte inşallah. Efeler halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Başkanım, siz bu ilk 10 aydaki icraatlarınızı anlatırken başkanım benim aklıma şey geldi. Aslında belediyelerin basından pek bir farkı yok. Yani ben şu anda onu öyle izlenim aldım sizden. Durmayacaksınız. Sürekli koşmak gerekiyor. Evet. Eğer durursanız tehlike arz ediyor. Yani başarı için sizin de bizim de koşmamız gerekiyor. Tıpkı bugün olduğu gibi biz de bugün mesela Denizli'den kalkıp Aydın'a geldik. Aydın gündemini, Aydın nazımız istiyoruz. Evet. Peki başkanım bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Kısaca izleyicilerimize bahsederseniz. Tabii hedeflerimiz yine halkımızın taleplerinin yerine gelmesi, getirilmesidir. Az önce basına örnek vererek belediye çalışmalarına benzediğini söylediniz. Evet. Sürekli koşmak bir başka ifadeyle de bu hizmetler bisiklet binmeyi de benziyor. Bisiklete bindiğiniz zaman pedalı sürekli çevirmek zorundasınız. Biz de bugüne kadar olduğu gibi daha da sağlıklı halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere o pedalı çevirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet, Aydın'daydık. Aydın Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan Bey'in ilk 10 aylık icraatlerini dinledik. Buradan herkese hayırlı günler diliyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler efendim.